Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP il başkanı önündeki aile sayısı 330'a yükseldi. Oğlu tıp fakültesi öğrencisiydi. Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. Evladının acısından felç geçirdi. Çocuğuna tekrar kavuşma umuduyla baba Rüstem Akan, HDP il binasının önündeki eyleme katıldı. Ben özledim. 10 senedir hiç gördüğüm yok. Ben onun için felç oldum. Yeter ki sağ olsun, eve gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Gaziantep'ten Diyarbakır'a giden Rüstem Akan, eşi Gülizar Akan'la çocukları İzzet için evlat nöbetine başladı. Kaçırılan oğluna seslendi. İzzet'im neredesin? 10 yıldır oğlum yok. Okuldan gitti, tıp okuyordu, Isparta'daydı. 10 yıldır habersizlik. Ne duyduk ne gördük. Son katılımla evlat nöbetindeki aile sayısı 330'a yükseldi. Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri de sürüyor. Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri anne ve babalarla görüştü.